Kıymetli dostlar, Ramazan Geceleri programımıza hoş geldiniz. Profesör Doktor İshak Özgel hocamla birlikte 3 hafta boyunca takvayı konuştuk. Ondan sonraki hafta ihsanı konuştuk. Bir sonraki hafta ihlası konuştuk. Bu hafta da iktisadı konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey. Sizin ve cümle dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin gecesi mübarek olsun. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'ten istifademizi ziyade eylesin inşallah. Amin hocam, Allah razı olsun. Biz de hem sizin gecenizi, bu gecenizi ve inşallah yarın olan Kadir Gecesi'ni şimdiden tebrik ederiz hocam. Amin. Allah Teala hepimizi Kadir'e ulaştırsın. İstifade edenlerden eylesin inşallah. Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam bu haftada ihlas diyecektik. Nasıl anlamalıyız ihlası? İktisat diyecektik inşallah. Pardon hocam, iktisat diyecek, doğru. Evet, iktisat diyecektik. Şimdi yine şöyle baştan niye bu dörtlüğü ele aldık? Bir tekrar edelim ki belki yeni izleyicilerimiz olur. Onlar da böylece buraya nasıl geldiğimize muttali olsunlar. Şimdi ilk takvadan bahsettik. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in amacı bizi takvalı kılmaktı. Bakara suresindeki ayeti kerimeden hareketle. Takva bizim kendi hayatımızı organize etmemizdeki en temel olması gereken vasıf. Bu vasıfla muttasıf olmamız gerekiyordu. O da akıbeti görüp, akıbete göre insanın kaybeden olmaması için, kendisinin kazanan olabilmesi için böyle bir anlayış ve idrak ile hayatını yaşaması, yani kendini koruma altında tutması demek. Sürekli her davranışında ne kaybederim ve akıbetim ne olur düşüncesiyle, gerçek akıbet tabii bu, ahireti bahsediyoruz. Yani ahiretim ne olur düşüncesiyle böyle bir idrakta yaşaması. İkinci olarak ise bundan sonra biz ihsanı konuştuk. Çünkü bu koruma duygusuyla yapacağımız amellerimizin kıymetli olabilmesi için, yani bizi takvaya ulaştırabilmesi için, her amel bizi takvaya ulaştırmıyor. Zahirde yapmış olduğumuz amellerin takvaya götürebilmesi için, yani kadru kıymetinin olabilmesi için, bizi koruyabilmesi için Allah Teala bizi an be an görüyor, buna inanıyoruz, bunu biliyoruz. Biz de Allah'ın bizi gördüğünü bilip, biz de Allah'ı görüyormuşçasına onun huzurundaymışız her daim, böyle bir algı ile, böyle bir tasavvur ile bütün davranışlarımızı yapmamızdı. Üçüncü kademede ise bunun bir uzantısı olan amellerimizde ihlası gözetmek. Bu ihlas sadece rıza ilahi değildi. İhlas herhangi bir işi yaparken Allah Teala'nın dediği şekilde, onun razı olacağı işler, onun bize yapın dediği, yapmayın dediği emirler ne şekilde ise ona göre yapmak ve kaçınmak idi. Bugün ise iktisadı konuşacağız. İktisat bunun sonu, yani bu dörtlü kavramların sonuncusu. İktisat kelimesi genelde bizim dilimizde daha daraltılmış bir anlam ile kullanılıyor. O da şöyle, zaten malum iktisat fakültelerimiz var. İktisat denildiği zaman hemen aklımıza ekonomi geliyor. Bir yönüyle doğru ama daraltılmış bir anlam var. Onun için iktisadı bizim almış olduğumuz Arapçadaki köküyle biraz düşünmemiz gerekiyor. Ve hayatımıza bu yönüyle hakim kılmamız gerekiyor. Takva ile iktisat arasında başlangıç ve sonuç ilişkisi var. Neticede takvalı bir insan hayatı amaçlı demektir. İktisat kelimesinin orta harflerine baktığımızda gasade kelimesidir. Yani maksat. Bizim Türkçe'de daha fazla kullandığımız bunun mimli masdarı olan maksattır. Yani insanın gayesinin ve amacının olması ve bütün hayatını bir maksatla, başıboş, rastgele, oradan buradan esen rüzgarlara göre değil, hayatını bir amaca odaklamış ve bu amaç odaklı, yani maksat odaklı bir hayat tarzı demektir iktisat. Yani iktisadın zıttı bu açıdan baktığımızda başıboşluktur ve abestir. İnsanın ne yaptığını bilmemesidir.
Bu açıdan baktığımızda diğerlerini, yani aradaki ihlası ve ihsanı gerçekleştirebilmek için bizim bir programımız olması gerekiyor. Yani programımızın da nihai olarak bir hedefinin ve bir gayesinin olması gerekiyor. İşte böyle bir hayata biz iktisatlı bir hayat diyoruz. İktisat kelimesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda yine maksatlı olmakla beraber ifrat ve tefritten uzak orta yolda. Yani ne tembel, hiçbir şeyi umursamaz, ne de plan ve programları karmaşık ileri uçlarda değil, orta yolda. Yani doğru bir hedefi belirlemiş ve doğru bir hedefe gidebilecek makul bir plan ve program yapmış. Ve bu doğrultuda hayatını organize etmiş kişidir. İfrattan ve tefritten uzak, doğru bir hedefe odaklanmış, maksatlı bir hayattır kastetmiş olduğumuz iktisat. Bununla ilgili Allah rahmet eylesin Ali Ulvi Kurucu'nun, Said Nursi'nin tarihçi hayatına yazmış olduğu bir mukaddimesi var. Orada bu manada çok güzel bir kullanımı var. Bunu paylaşmak isterim. Şöyle diyor, diyor ki üstadın şeyini, meşrep ve mesleğini tamamen anladıktan sonra artık onun yüksek iktisatçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum diyor. Şimdi biz normal olarak demin de söyledim ya, yani doğru ama eksik, ortalama herkese sorsak iktisat ediyor musun desek, evet iktisat ediyorum diyecek. Yani nasıl iktisat ediyorum diyecek. Mesela israf etmiyorum diyecek. Evet doğru. İktisadın zıt kavramı israftır. Yani insanın elindekilerini saçıp ve savurmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُبَزِّرْ تَبْزِيرًا, yani böyle saçıp savurma. Ama öteki taraftan da elini kısma. İkisinin ortasında ol emri var. Doğru bir kullanım. Yani iktisadın zıttı israftır. Ama sadece yeme, içme, parayı harcamadaki iktisat zayıf bir bakış tarzıdır. Eksik bir bakış tarzıdır. Şimdi geçenki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Burada bir esası tekrar etmekte fayda görüyorum. O da şu: aslında bütün meselelere bakışımızda bizim üç katmanlı kişiliğimiz var. Bir tanesi bizim şehvani arzularımız olan kısmı, daha aşağısını söyleyeyim, nebati olan kısımlarımız var. Yani yeme içme gibi. Biz bütün değerlendirmelerimizi bu üçlüye göre yapıyoruz. İkincisi arzu ve isteklerimiz olan kısım, bu hayvani olan. Üçüncüsü ise insani olan. Yani daha ziyade bizim manevi kısmımız, ruhsal kısmımızı da kapsayan ve insan dediğimiz dengeyi oluşturan, kontrolü oluşturan, iradeyi oluşturan kısım. Şimdi iktisat dediğimizde yeme içmede iktisat en aşağı seviyedeki anlamdır ve doğrudur. Yani bugün mesela insanların çoğu artık obez olmaya başladılar ve diyetler vesaireler her tarafta çok popüler hale geldi. Herhalde en gözde mesleklerden bir tanesi diyetisyenlik oldu. İnsanlar her tarafta diyet yapmaya kalkışıyorlar. Nedir aslında bu? Bu aslında iktisadın en aşağı seviyede kaybedilmesidir. Yani israfın haddi aşmanın yaşanmasıdır. Kişiler yedikleri içtiklerinde eğer dengeyi kaçırırlarsa, yani iktisadı kaçırırlarsa, israf ederlerse çok da manidardır. Bana çok manidar gelir. Hani bu gözlemlenebilir bir şey. Mesela iktisatsızlığımızın, israf yapmamızın neticesini bu en alt seviyede nebati hayatta çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bunun zahiri şeyleri var, yansımaları var. Çok özür dileyerek söylüyorum, bir bakıyorsunuz bir göbek çıkıyor. Ondan sonra vücutta muhtelif arızalar, septomlar vermeye başlıyor ve kendisini hissettiriyor. Şimdi üstadın dediği gibi söylesek, yani iç dışa, dış içe çevrilmiş olsa bütün seviyelerdeki iktisatsızlıklarımızın neticesini görmüş oluruz. Ama her birinde böyle göremiyoruz. Yani her birinin septomları kendisini göstermiyor. Onun için iktisatsızlık en alt seviyede mertebe olarak söylüyorum. Nebati hayatta söz konusu olduğunda insan ne yapmış oluyor?
burada bir diyet yapıyor ve kendine bir program hazırlıyor. Yeme içmeyi zevk için olmaktan çıkartıyor. Artık vücuduna faydalı olacak, yararlı olacak şeyler şeklinde bir planlama yapıyor. Yapmış olduğu bu planlamayla iktisatlı bir hayat yaşıyor. İktisadı ne orada? Vücut sağlığını korumak. Yani yeme içmenin odağına vücut sağlığını korumayı koymuş oluyor. Ve deseniz ki önceden böyle ne bulsa yiyip içerken, peşinde koşarken bu defa sağlık odaklı yaşadığı için bir dakika diyor. Yani benim sağlığım için faydalı mı, zararlı mı? Ne kadar kalori almam lazım? Ne kadar kalori bana yeter? Ve dengeli bir hayat yaşamaya başlıyor. İşte bu aslında iktisadın en alt seviyesi. Bir üst seviyeye geçtiğimizde arzu ve isteklerimizdeki iktisattır. Orada da insan eğer o arzularını kontrol etmezse, mesela çok aşırı öfkeli olursa, çok gadabi davranırsa, bunun neticesinde de bir takım sıkıntılar yaşıyor. Ve mesela biz bunu şeyde de görüyoruz, yani toplumsal ilişkilerde de görüyoruz. Burada iktisat nedir? Burada iktisat insanın duygularını kontrol edebilir olmasıdır. Arzularını kontrol edebilmesidir. Eğer bunları kontrol edebilirse hem kendisi strese girmekten kurtuluyor, bir takım rahatsızlıklar yaşamıyor, hem de çevresine karşı dengeli ilişkiler kurabiliyor. Burada da odağa neyi koyması gerekiyor? Yine ifrat ve tefritten uzak, bütün duygu ve arzularını olması gerektiği şekilde kullanmasıdır. Üçüncüsüne geldiğimizde ise insanın insani olarak kendisine verilmiş olan bütün imkanları, bütün fırsatları, her birini ahiret odaklı, başa döndük, takvaya döndük, o planlaması ve ben burada ne için yaşıyorum, niçin buradayım ve nereye gidiyorum sorularını sorması ve bütün her şeyini bu odakta yapması. Aşırılıklara gitmeden bunu yapmış olması. Evet, böylece üçlü iktisadı anlamış olduk. Hocam şunu ekleyeceğim aslında. Evet. Yani ilk başta yani toplumun genel olarak iktisat anlayışındaki ekonomiden bahsettiniz. Evet. Arkasından tabii yeme içme. Aslında diğer ikisi de bizim için daha önemli. Şunu diyebilir miyiz hocam? Aslında siz iki uçtan daha ziyade ortaya vasata çektiniz olayı. Ama bir vasatın vasatı yakalayabilmemiz için de bize bir mihenk lazım. Mihenk de aslında iktisat başlığı adı altında peygambere bakmak lazım. Yani peygamberin hayatının içerisinde biz ne kadar uyudu? Bizim için iktisat odur. Yani onun kadar uyumak bizim için asıl doğru olan vasattır. Ya da mesela konuşmasına baktığımız zaman az sözde yani çok bir şeyi ifade etmek, veciz dediğimiz manayı aslında bizim hayatımızda yakalamamız lazım. İktisat dediğimiz şey çok konuşmak değil, vasatında konuşmak ama çok şey ifade etmek manasında söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Allah razı olsun. Bu açıdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için üsve-i hasenedir. Tabii davranışlarda ona tabi olmak en selametli yoldur. Ama bununla beraber her insanın benim asıl iktisattan kastettiğim şey hayatını maksatlı yaşamasıdır. Şimdi onun için örnek verdim. Hastalanınca anlıyor ki mesele sadece yemek içmek değilmiş. Yani mesele burada maksat insanın hayatta hayatiyetini devam ettirmesi için beslenmesiymiş. Bununla beraber temizinden yemesiymiş. Ve damak lezzetiyle alakalı ki Said Nursi hakikaten burada çok güzel bir örnek veriyor. Yani şeye dil ve zaikaya kapıcı hükmündedir diyor. Ona eğer fazla verilirse, olmasından fazla bir değer verilirse onun şımaracağı ve diğer duyguların hepsini kontrol altına alacağını söylüyor. Bu tamamen dengedir. Yani herkesin bu dengeyi gözetmesi gerekiyor. Bunun zıttı israftır, onu hiç unutmayalım. İsraf kelimesini de yine geniş anlamda alacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde israf dinde de kullanılır. İnançta müsrifler mesela. Bunlar aşırı gidenlerdir. Yani Allah Teala'nın tevhidini kabul etmeyip şirk koşanlar, peygamberin nübüvveti kabul etmeyip kendi tekebbürünün peşinde gidenler, bunlar israftadırlar. Yani haddi aşmışlardır. İsraf da haddi aşmak demektir. Onun için iktisat haddi aşmadan kişinin
her şeyi olması gerektiği kıvamında ne ifratta ne tefritte bulunmadan maksatlı bir şekilde yaşamasıdır. Şimdi geri dönüp tekrar Ali Uygur Kurucu'nun ifadesini okuyalım ki yerini bulsun diye ben bu açıklamaları yaptım. Diyor ki, üstadı değerlendiriyor. Diyor ki, yani onu da şimdi değerlendirirsek desek ki az yerdi, az konuşurdu, az uyurdu. Bu onun daha yüksek iktisatçılığını anlatmamız açısından eksik kalır. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Demin sen de söyledin. Yani bulunması gereken bir şey ama az kalır diyor. Zira bu büyük insanın yüksek iktisatçılığını manevi sahalarda tatbik etmek ve maddi olmayan ölçülerle ölçmek gerekiyor. Biz hep iktisat dediğimizde hepimizin aklına maddi konular geliyor. Ama tam tersine diyor, maddi sahalarda değil bunu diyor. Manevi sahalarda tatbik etmek lazım. Ne gibi mesela? Üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerret kıymetlerin israf ve hedef edilmemesi için ölçen bir dahidir. Ölçen bir dahidir, ölçülü. Mesela diyelim ki birincisinden başlayayım, fikir. Yani fikir. Mesela ben bu dünyaya gelmişim, bu dünyada yaşıyorum ve diğer varlıklardan farklı olarak tefekkür etme, düşünme, bilgi üretme kabiliyetim ve yeteneğim var. Bunu Allah Teala insan olarak bana bahşetmiş ve vermiş. Şimdi ben bu fikrimi, bu tefekkürümü, bu zihnimi acaba ne ile meşgul etmeliyim? Eğer iktisatlı değilsem, yani maksatlı bir hayatım yok ise her şeyle meşgul ederim. Her şeyle ne duyarsam onun peşine giderim, ne görürsem onunla meşgul olmaya başlarım. Bu durumda benim fikir hayatım, tefekkür hayatımda bir iktisat olduğunu söyleyemem. Bir karma karışıklık olduğunu söylerim. Hiçbir süzgeç olduğunu söyleyemem. Halbuki burada en azından bir sıralamaya sahip olmam gerekiyor. Bir öncelik vermem gereken hususlar gerekiyor. O da nedir? Yaratılış gayeme uygun olan şeylerle meşgul olmak. İkincisi, bu dünyada maişetimi devam ettirdiğim mesleğim neyse o mesleğimle ilgilenmek. Üçüncüsü, kendimi, aile fertlerimi, yakınlarımı, akrabalarımı koruyup, kollayıp, gözetmek için bir vatandaş, bir fert olarak bana düşen sorumluluklar nedir? Onları bilip onları yerine getirmektir. Şimdi bu üçünün dışındaki şeyler benim için lehviyat ve lağviyattır. Biraz sonra onların üzerinde duracağım. Yani iktisadı bozan iki tane şey var. Bir tanesi lehviyat, bu eğlendirici şeylerin peşinde gitmek demektir. Lağviyat ise boş olan şeylerin peşinde gitmektir. Bunlar her alanda söz konusudur ve dediğim temel üç şeyin dışında kalanlardır. Mesela diyelim ki ben bir bakanlıkta, Dışişleri Bakanlığı'nda filanca ülkeyle olan ilişkilerimizden sorumlu birisiyim. Şimdi benim orada her türlü dış politika, siyaset vesaireyle ilgilenmem benim için israf değildir. Benim için laviyat değildir. Ama ben daha kendi çoluk çocuğu sorumluluğunu yerine getiremezken, hiç böyle bir sorumluluğum da yokken, dünyanın neresinde hangi siyasi partinin ne olduğunu, ne ettiğiyle ilgilenirsem, bu defa bu benim için israftır. Çünkü benim mesleğim değil veya benim yapmam gereken bir sorumluluk değil. Asıl önemli olan maksadını kaçırdığımız şeylerin tamamı bizim için israftır ve iktisadın dışına çıkıyor. Şimdi bugün için eskiyle mukayese ettiğimizde bu handikap çok daha fazladır. Neden? Çünkü bugün dışarıdan gelen algılarımızla maruz kaldığımız bilgi taarruzu eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar çok. Burada filtre kullanmak hususunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Onun için şöyle bir filtre uygulamamız gerekiyor. Bir, bu benim Allah'a karşı olan kulluk bilincim, sorumluluklarım açısından benim için faydalı bir şey mi? Ve bununla bir faydası olacak mı, olmayacak mı? İki, benim mesleğimi icra etmekle alakalı bir ihtiyacım mıdır? Üç, çoluk, çocuğum, kendim, çevremin hayatını organize etme, vatanımı muhafaza etme vesaire için gerekli bilgiler midir, değil midir? Evet, bunlardır. Çok az bir şey, hadiste bunun ölçüsü var. Beşte bir de meşru dairede
estetik boyutta zevk diyebildiğimiz şeyler ki meşru dairede olmak şartıyla da elbette bunlarla da ilgileneceğizdir. Yani insan elbette sevinecektir, mutlu olacaktır, gülecektir, tebessüm edecektir, eğlenecektir. Ama bunun oranı 1/5'i geçmeyecektir. Yani normal şeye baktığımızda. Ve zevklerini de değiştirecektir. Yani sadece dışarıda görmüş olduğu insanların eğlendiği gayrimeşru şeylerle insan zevk etmez, eğlenmez. Tam tersine kendi meşru dairemiz içerisinde de zevk edeceğimiz, eğleneceğimiz şeyler var. Şimdi bir tek fikir üzerinden hareketle söyledim ama devamında diyor ki zihnini, istidat ve kabiliyetlerini o kadar önemli bir şey ki en riskli şeylerden, kaygan zeminlerden bir tanesi de bu. Yani bir insanın istidadı var, yeteneği var diye meşru mu, gayri meşru mu diye ayırt etmeksizin veyahut da ihtiyacın var mı yok mu diye bir filtreden geçirmeksizin istidadı ne ise onun peşinde bütün hayatını geçiremez bir insan. Yani onun peşinde bütün hayatını geçirdiği takdirde asli vazifelerini yapmaktan geri kalmış olur. Bu eğitimde de önemli. Herkes istidadını fark edecek ama istidatlarını yaratılış gayesine uygun bir şekilde organize edecek ve maksadına uygun bir şekilde onu kullanacak. Daha önemli bir şey var, kalp ve ruh dünyası. Yani insanın kalbini neyle meşgul ediyor? Şimdi soralım şöyle, yani bugün Ramazan ayı olmasına rağmen diyorum. Yani sabahtan şu ana kadar kalbimiz acaba nelerle meşgul oldu? Nelerle meşgul etti? Nelerle meşgul etmemiz gerekiyordu? Aslında Ramazan orucu bize hem takvayı kazandırıyor hem de beraberinde maksatlı bir hayatı öğretiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ramazan'da namazlarına riayet eden, orucunu hakkıyla tutan, ondan sonra teravihlerde 20 rekat namaz kılan, günde bir cüz takip eden, dilini yalandan, gıybetten uzaklaştıran, gözünü haramdan sakındıran, kulağını haramdan uzaklaştıran bir insan hayatın maksadını gerçekleştiriyor. Nedir? Ubudiyet. Tam manasıyla bir ubudiyeti gerçekleştirmiş oluyor. Ve dolayısıyla diyor ki burada üstadın iktisatçılığı dediğimizde böyle az yerde, az içeride, az uyurdu gibi şeyler basit kalır. Hakikaten de basit kalır çünkü iktisat daha geniş bir anlama sahiptir. Hocam aslında yani şunu söylüyorsunuz değil mi? Üstad Hazretleri de bir başka bir yerde de söylüyor. Yani biz bugün kendi dünyamıza çekilsek fikirlerimizi, düşüncelerimizi, hayallerimizi, kalbimizi veya farklı latifelerimizi, düşüncelerimizi iktisat mihengine vursak, tartsak o kadar çok gereksiz şeyler var ki bunlar da israf boyutuna kaçıyor aslında ve bunlar içinde bir hesap olacağını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii kesinlikle. Yani maksatlı bir hayat dediğimizde ki bugün en fazla kaybettiğimiz nokta o ve gittikçe de bunu kaybediyoruz. Çünkü maksadımızı unutuyoruz. Maksadımızı unutturacak pek çok şey de var. Mesela bunların başında derdi maişet geliyor. Yani o da doğrudan bu konuyla alakalı. İnsan eğer maddeye bağımlı olarak yaşarsa, şimdi bu maddeye bağımlı olmayı özel olarak söylüyorum ben. Yani şu hani madde bağımlılığı dediğimiz madde bağımlılığı değil bu. Bu maddi şeylere bağımlı bir hayat yaşamak demek. Her şeyde maddeyle mutlu olacağını zannetmek. Enteresan bir şey. Yani yapılmış olan bir takım okuduğum çalışmalar var. Birçok insan şu anda alışveriş yaptıkça rahatlayabileceğini zannediyor. Yani alınca mutlu olacağını zannediyor ve aslında kendini maddenin mahkumu ediyor. Madde kuyusunun içerisinde kendini gömmüş oluyor. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi evlerimize şöyle dönüp bir bakabilir miyiz acaba? Yani evin içerisinde bize hakim olan şey ne? Bize hakim olan şey eşya. Biz eşyanın mahkumuyuz. Allah'ınızı severseniz açın dolaplarınızı. Şöyle bir bakın. Kullanmadığınız ne kadar tabağınız, çanağınız var. Ne kadar çok çatalınız, kaşığınız, bıçağınız, bardağınız var. Oturmadığınız, giymediğiniz ne kadar çok eşyamız var değil mi? Yani bunların bu evin içerisinde ne işi var? Bunları alınca niye aldık? İhtiyacımız var diye mi aldık? Bence bu devirde en iradeli insan şudur. Dışarıya çıktığı zaman
ne görürse görsün, hangi reklam propagandasıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, sadece ihtiyacını alıp evine dönebilen bir insandır. Yani bedavaya bile verseler, tamam mı? İki alırsan üçüncüsü bedava, bilmem şunu yaparsan şu kadarı şu kadar, %50 indirim vesaire, ihtiyacı yoksa hiçbir şeyi almadan. Ama şimdi ihtiyacımız ne? Temel problemimiz bu. İnsanlar bugün ihtiyacı ayırt edemiyorlar. Yani neye ihtiyacım var, neye ihtiyacım yok, bunu ayırt edemiyor. Neden? Çünkü iktisat anlayışı yok. Yani maksat yok. Maksadım ne? İhtiyaçlar neye göre ölçülür? Maksada göre ölçülür. Eğer maksadım benim bu dünya hayatında ahiretimi kazanmak, temiz, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği üzere tayyip bir hayat, yani helalinden temiz, ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim gıdayla gıdalanmak, yemeği yemek, giyeceği de giymek, geri kalan vaktimi ise Allah Teala'ya hakkıyla bir kul olarak geçirmek ve bunun için ihtiyaç sahipleriyle varlığımı paylaşmak, zamanımı paylaşmak ve geri kalan kısımdaki vaktimi vesaireyi ise işim, mesleğim neyse insanların hayrına ona ayırmaktır. Bunun dışında benim bir ihtiyacım yoktur demek yani. Dolayısıyla eğer insan böyle iktisatlı yaşayamıyor ise, yani maksatlı ihtiyacını belirleyici bir hayat yaşayamıyorsa, o zaman maddenin mahkumu haline geliyor ve madde mahkumları çok enteresan bir şeydir bu. Maddeye bağımlılık gibi bence tedavisini gerektiren bir şeydir. Yani bu Yeşilay mesela diyelim ki maddeye bağımlılıkla mücadele ediyor ya, aynı zamanda maddi şeylere bağımlılıkla da mücadele etmek gerekiyor. Çünkü insanı içine çektikçe çekip götürebilecek bir şeye sahip bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok netiz bir şey söylüyor. Kişiye diyor bir dağ altın verirse hemen gözünü diğer vadi, bir vadi dolusu altın, hemen diğer vadi dolu altın nerede diye bakar. وَلَنْ يَمْلَعْفَاهُ اِلَّا تُرَاهُ Bu böyledir yani. Elde ettikçe başkası, elde ettikçe başkası ve bitmez, tükenmez. Sonrasında bunun ne kadarını götürebilir? Hiçbir şeyi de götüremez. Evet, sen bir şey söyleyecektin sen. Hocam aslında örneğiniz çok can alıcı bir örnek de ben vermek istedim. Hatta iki, yani bir önceki programlarımızda da konuştum. Yani bir aslında önceki Ali Ulvi abi kurucunun sözleriyle de bir bağlılığı var. Şimdi bakıyoruz, elimize bir telefon diye bir şey verdiler. Verdiği telefonun içerisine bazı platformlar koydular ve bakıyoruz ki bizim zamanımızı, gündemimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, hislerimizi öyle bir odakladılar ki onlara onsuz geçiremiyoruz. Elimizden telefonları düşüremiyoruz. İçerisine bakmadan eksik gibi kalıyoruz. Ve bütün aslında o dediğiniz iktisat noktasındaki en zaaf olduğumuz alanlardan biri de sanki o gibi hocam. Evet, tabii mesela şeyi konuşuyoruz ya, bu infak meselesi, zekat meselesi. Aslında bir yönüyle baktığımızda kişinin maddeye vermesi gereken değeri belirleme hususunda da bir eğitimdir. Yani kendimin kazandığını zannettiğim ki ben kazandım ama Allah Teala onu bana verdi, nimet olarak vermiş oldu. Ondan alıp bir başka hak sahibi, mal sahibi ben değilim. Kime ise ona götürüp vermemi Allah Teala emretmiş. Götürüp verebildiğim zaman ondan vazgeçebildiğimi, onu paylaşabildiğimi gösteriyorum. Yani aslında o benim için paylaşılabilen, verilebilen bir şeydir diye. Onun için bir tarafta zekat verip, bir tarafta sadaka verip, infakta bulunan bir insanın diğer taraftan da yine maddeye bağımlı olarak devam etmesi hakikaten çok anlaşılabilir bir şey değildir. Yani çünkü zekatın insana kazandıracağı özelliklerden bir tanesi de bu. Şimdi iktisatsız bir hayat derdi maişet ile insanın hayatını mahvediyor. Nasıl mahvediyor? Çünkü israf eden bir insana hiçbir şey yetmiyor. Bu, yani niye yetmiyor derseniz, ne kadar çok kazanırsa kazansın, eğer israf ediyorsa bir insan yetmiyor. Yetmeyince ne oluyor? Bu defa zamanının çoğunu ve zihninin çoğunu, kalbini ve diğer duygularını daha fazla kazanmaya odaklıyor. Böylece maksat şaşırmış oluyor. Yani asıl bence önemli noktası burası. Diğerleri telafi edilebilir bir şey.
Yani ne telafi edilebilir? Yani bugün biraz israf ettiniz, fazla şunu bunu yaptınız, ihtiyacınız olmayan bir şeyi yaptınız ama yarın bundan vazgeçip bundan sonra ben ihtiyacım olmayan bir şeyi almayacağım diyebilirsiniz. Bu iradeyi elde edebilirsiniz. Ama eğer insan kolunu kaptırmışsa, maksadı değişmiş ise, derdi maişetten dolayı sürekli çukurun içerisine düşmüş ise, bundan sonra bütün zamanı, bütün enerjisi, bütün fikri, şimdi böyle bir insanın kalkıp ibadet etmeye fikrini, zihnini, kalbini, ruhunu, gerçek yaratılış gayesi olan Allah Teala'ya, ubudiyete sarf etmesi çok zorlaşır. Hatta bugün baktığımızda bunun ne kadar çok zor olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani sabahın erkeninden kalkıp gece yarılarına kadar çalışan ama getirdiğiyle evindekilerini mutlu edemeyen bir insan. Çünkü yetmiyor. Ne yaparsa yapsın yetmiyor. Ama tam tersine israf edilmezse, kanaat edilirse, iktisatlı davranılırsa o paranın aynısıyla belki daha iyi bir hayat yaşanılabilir. Ve diğer şeyler için de ibadet için, kulluk için, iyilik için, huzur için zaman kalmış olur, ruh kalmış olur, maneviyat kalmış olur ve bunlarla da meşgul olmuş olur. Ben şöyle bir şey olduğu kanaatinde değilim. Yani aldıkça mutlu olan ve yedikçe mutlu olan ve aldıkça, yedikçe, gezdikçe, giydikçe mutlu olup ve mutluluğu sürekli olan kimse yoktur. Yani hangi seviyede olursa olsun, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar asıl mutluluk kanaattedir. Onun için iktisatla beraber kanaat ve rızayı da şey yapmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Tabii şimdi belki bazı dinleyenlerimiz içerisinde şöyle düşünenler olabilir. Yani ya biz zaten zor geçiniyoruz. Bizim maaşımız ne ki, gelirimiz ne ki, neyi israf edelim, ne konuşuyorsunuz diye akıllarına gelebilir. Haklı oldukları bir nokta var ama üzerinde durmamız gereken husus şu. İsraf çoklukla alakalı bir şey değildir. İktisat azlıkla alakalı bir şey değildir. Örnek vereceğim bununla ilgili. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akan bir nehrin başında bile bulunduğunda abdest alırken suyu israf etmemek gerektiğini söylüyor. Yani bu mesele azlık ve çokluk meselesi değildir. Bu mesele insanın maksatlı bir hayat ile rıza göstererek kanaat içerisinde yaşamasıdır. Yalnız geçenki bütün programların hepsinde bir mevzuya, bir hususa da dikkat çekmiştim. Burada da onu söyleyeyim. Bunların hepsini yaşayabilmek tek başına mümkün değil. Yani eğer bir insan bir aile yapısı içerisinde yaşıyorsa ve en yakınından başlayan kişiler aynı değerleri sahip değilse, aynı davranışları gösteremiyorsa bir kişinin tek başına bunları yaşaması çok zordur. Özellikle iktisadı yaşaması evlilik hayatında tek taraflı ise çok çok zordur ve evin içerisindeki çatışmaların çoğu da buradan kaynaklanır. Yani hele bir de evde başka bizim medeniyetimizin dışında gelen bir takım şeyler varsa, alışkanlıklar vesaire varsa bu bir tarafta ailenin içerisinden biri daha manevi odaklı, maksadı gerçekçi, doğru, Allah Teala'nın istediği bir doğrultuda zamanını, ruhunu, kalbini orada harcamaya çalışıyor ise ama diğer fert, yani eşlerden biri böyle, diğeri ise başka türlü ise o da sürekli almakta, yemekte, içmekte, gezmekte, dolaşmaktaysa gözü o eve ne getirirseniz getirin o evde huzuru ve mutluluğu sağlayamazsınız. Bir, ikincisi daha tehlikeli bir husus var. O evdeki çocuklara iktisadı öğretmeniz mümkün değil. Çünkü o gerilim, yani bir tarafta elindeki ne olursa olsun ihtiyaç odaklı harcamayı prensip edinmiş bir anne veya baba, iki tarafı da söyleyeceğim. Diğer tarafta ise bunu sürekli problem haline dönüştüren anne ve baba olunca o evde gerginlik yaratan şey bu olunca çocuklarda mutlaka burada bir yanlış
algı oluşmuş oluyor. Ve artık onlar bunu bir huzur olarak değil, bunu bir gerginlik ortamı olarak düşünüyorlar. Halbuki tam tersi, eşlerin her ikisi de doğru bir hedefe odaklanmış. Yoklukta da, varlıkta da, ihtiyaç odaklı, her şeyiyle beraber, ihtiyaç odaklı olarak hayatı birlikte yaşayarak mutlu oluyorlarsa, huzurlu oluyorlarsa, isteklerinin hepsini bu doğrultuda organize edebiliyorlarsa, hem huzurlu olurlar hem de çocukları doğru bir hayat tarzıyla yetişmiş olurlar. Yani iktisatlı bir hayat tarzıyla yetişmiş olurlar. Ben başımdan geçen küçük bir şeyi örnek vereyim. Yani ne kastettiğim daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. 2007 yılında ben bir yıllığına Ürdün'e gittim. Yani Ürdün'de eğitim için, dil eğitimi için gittim. Çocuklarım da küçüktü, beraber gidelim dedik. Allah razı olsun, eşim de rıza gösterdi. Beraber gittik, bir yıl orada kaldık. Şimdi gittiğimizde dayalı döşeli bir ev tutuyoruz. Orada öyle yani, mecburen bir yıllığına kalacağız. Dayalı döşeli ev dediğimiz şey şu, 3 tane odası var, 2 oda bir salon var, bir mutfak var, bir de banyo var. Şimdi salonda bir tane üçlü kanepe, 2 tane de tekli kanepe var, bir tane küçük televizyon var, yerde bir tane de halı var, perdesi var. Çocuk odasında 2 tane çocuk yatağı var, ebeveyn odasında bir karyola var, bir gardırop var. Mutfakta 6 tane çatal, 6 tane bıçak, 6 tane tabak, 6 tane bardak var. 1 tane buzdolabı var, 1 tane de çamaşır makinesi var. Böyle bir evde dayalı döşeli, adı da mefruş ev, yani dayalı döşeli bir ev. Böyle dayalı döşeli bir evde bir sene yaşıyorsunuz. Yaşanıyor mu, yaşanılıyor mu? Çok mutlu yaşanılıyor. Çünkü eşyanın mahkumu olmuyorsunuz. Daha önemli bir şey, şimdi dışarı çıkıyorsunuz, çarşıya, pazara gidiyorsunuz. Yeni bir memleket, işte farklı şeyler görüyorsunuz. Hoşunuza gidiyor, bunu alalım diyorsunuz. Sonra, ya niye alalım ki, biz burada zaten bir yıl kalacağız, sonra gideceğiz diyorsunuz. Gidici olduğumuzu bildiğimiz için almıyoruz. Tekrar çıkıyoruz, dolaşıyoruz, bakıyoruz, diyoruz ki ya bu çok güzel, çok hoş. Ama bizim gidici olduğumuz için ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bir sene hakikaten gidici olduğumuzu bilmemiz ve ihtiyaç odaklı yaşadığımız için tam manasıyla iktisat ettik. Yani şartlar bizi iktisat etmeye götürdü. Benim anlatmak istediğim nokta bu. Şimdi normalde de aslında biz bu dünyada gidiciyiz. Yani burada kalıcı değiliz. Ama o kadar çok şeyi alıp biriktirip koyuyoruz ki şeyin içerisine. Sonra bir yerden bir yere insanlar taşındıklarında bir bakıyorlar ki evin içerisinde kendilerinin bile unuttuğu bir sürü eşya var. Yani ne kullanmışlar, ne de kullanacaklar, ne de ne zaman aldıklarını biliyorlar bunları. Dolayısıyla hayatta eğer insan iktisatlı olursa, yani maksadını bilirse, gideceğini bilirse, ihtiyaç odaklı düşünürse, gerçekten de problem edecek bir şey yok. Ve o zaman elinizdeki de size yeter hale gelmiş oluyor. Çünkü lüzumsuz şeylere harcamadığınızdan dolayı elinizdeki miktar neyse normal zamandakinden daha az harcandığı için size çok rahat bir şekilde de yetmiş oluyor. Bu tabii kapitalizmin karşısında durmak anlamına geliyor bir yönüyle baktığımızda. Çünkü işte reklamcılık şunun üzerine bina edilmiştir. Reklam ve pazarlama derslerinde bu anlatılır. Bir müşteriye almayacağı şeyi aldırtabiliyorsanız başarılısınız demektir. Ve yani ambalajdan tutun, ambalajda kullandığınız renkler, bir mağazanın içerisine girdiğinizdeki reyonların dizayn edilmesi ve hatta içerideki müzik vesaire gibi bütün şeyler kişinin içeri girdiğinde kendini kaybetmesi ve adeta artık iradesinin dışında onların mahkumu olarak alıp dışarı çıkmasıdır ki son dönemlerde bu işte bir takım şeyler yapılıyor. Cuma şeyleri vesaire falan filan gibi. İnsanlar giriyorlar alışveriş merkezlerine. Bir bakıyorsunuz ki çıktıklarında ellerinde dolu torbalar. Kendileri de hayret ediyorlar. Sanki hipnoz edilmiş gibi. Ya ben bunları niye aldım diye düşünüyorlar. Yani neden aldılar?
Çünkü hayatlarında yerleşmiş bir iktisat düşüncesi yok. Bir insanın hayatında yerleşmiş bir iktisat düşüncesi yok ise onu manipüle etmeniz ve onu istemediği şeyleri yaptırmanız çok kolaydır. Ama bütün hayatını iktisatlı bir şekilde yaşayan kişiye bunu yaptırmanız daha zor. Yani onu manipüle etmeniz çok zor hale gelir. Çünkü zaten onun hayatı ihtiyaç odaklıdır. İhtiyacım varsa alırım, ihtiyacım yoksa almam. Ne olursa olsun bu beni hiçbir şekilde etkilemez diye düşünür. Hocam, Üstad Hazretleri de şunu diyor ya, yani o zarurat bir iki iken zaman, dönem öyle bir hale getirmiş ki bunu 20-30'a çıkarmış. Yani aslında bu ihtiyaç adı altında baktığımız zaman bazı bizdeki duygular ve latifeler aslında o iktisatsızlığımız, israfımızı bazı kişilere üstünlük seviyesi manasında da bizi oraya itiyor. Yani evinin, arabanın veya giydiklerinin, aldıklarının, yediklerinin üst seviyede olmasa diğer insanların nezdinde daha farklı bir seviyeye çıkartarak bazı ene gibi bazı latifelerimiz bu noktada da bize iktisatsızlığa itebiliyor aslında. Bu noktası da var. Evet. Tabii kesinlikle öyle. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'deki lehviyat kelimesi var. Zamanımız yavaş yavaş doluyor. İsterseniz biraz da onların üzerinde duralım. Bir 20-25 dakika var hocam. Tamam. Yani biraz da onların üzerinde duralım. Birkaç hususu iktisadın maksatlı bir hayat olduğunu, zıddının israf olduğunu, bunların hepsini biraz elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Bunun odağında da şey yatıyor. Maddeyle mutlu olabilme arayışı, maddeye bağımlılık. Ben hakikaten maddeye bağımlılıktan kurtulacağım arzusunun olması gerekiyor. Bunun için de manevi şeylerle zevk etmek gerekiyor. Yani insan namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, başka insanlara iyilik yapmaktan, faydalı kitaplar okumaktan, bunlardan zevk almalı, hayatını bunlarla doldurmalı, bunlarla meşgul olmalı. Çok temel bir şey var kaybettiğimiz. Meşguliyetlerimiz ve alışkanlıklarımız bizi inşa ediyor. Bizi inşa ediyor. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Yani şöyle değil. Yani ben şununla meşgul oldum veya şu işleri yaptım. Tamam ya bırak. O orada kaldı. Hayır, onların hiçbirisi orada kalmıyor. Geçirdiğimiz, meşgul olduğumuz her şey bizim fikir dünyamıza, gönül dünyamıza, kalbimize, vicdanımıza, latifelerimize bir iz bırakıyor. Bu izlerin her birisi bizde neşv-i nema buluyor ve bizi o oluşturuyor. Onun için oturduğumuz, konuştuğumuz, yediğimiz, içtiğimiz şeyler gibi vakit geçirdiğimiz, meşgul olduğumuz şeyleri de gözden geçirmemiz gerekiyor. Ramazan bunun için çok büyük bir fırsattır. Ben bu açıdan Ramazan'ın alışkanlıklarımızı değiştirmek için büyük bir fırsat olarak Allah Teala'nın bize verdiği bir nimet olarak görüyorum. Çünkü bu süreç alışkanlıklarımızı değiştirmek için yeterli bir süre ve temrinler de bunun için yeterli bir temrin. Yani yeme içme gibi bir şeyi değiştirebiliyorsa insan, vaktini başka şeylerle geçirmekten uzaklaştırarak eğer kullanabiliyorsa bir insan, iradesini fark ediyor demektir ki alışkanlıklarını da değiştirebilir oluyor bu insan. İşte bu açıdan baktığımızda mesela lehviyat dediğimiz şey insanı eğlendiriyor. Ama eğer bu eğlendirme meşru dairenin dışında gayrimeşru veya şüpheli şeylerle oluyorsa beraberinde insanda kalıcı etkiler bırakıyor. Bu çok hoş, benim hoşuma giden üstadın bir ifadesi var. Diyor ki insan diyor bir mezraya benzer. Geçen de bahsettik onda. Onun içerisinde temayülat-ı şer'iye ve secayayı hasene var diyor. Yani bir tarla gibi düşünün insanı. Bir tarafta temayülat-ı şer'iye dediğimiz şerre meyilli olmak var. Bu fe'elhemmeha fucuraha ve takvaha Şems suresinde olduğu gibi. Bir diğer tarafta ise secayayı hasene asıl olanlardır. Seciyeler dediğimiz, güzel seciyeler, içine konulmuş tohum olarak var. Şimdi bundan sonra iradesi olan insan hayat tarzı ile bunların hangisinin neşv-i nema bulacağına karar verir. Yani oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği, seyrettiği, konuştuğu, dolaştığı yerler. Bunların hepsi insanda ya temayülat-ı şerriyeyi tahrik ediyor, teşvik ediyor, o neşv-i nema buluyor
veyahut da diğer tarafta insan nerede oturuyor, nerede kalkıyor, kimle konuşuyor ise o ondaki secayayı haseneyi şey yapıyor, oluşturuyor. Onun için iktisatlı bir insan aynı zamanda çevresini de maksatlı bir şekilde organize eder. Yani kimle oturup kalkacağını, kimle konuşacağını, neyi takip edeceğini, Allah razı olsun. Mesela şimdi Dost TV'nin yapmış olduğu televizyonculuk bu açıdan baktığımızda hakikaten insanda secayayı haseneyi besleyecek programlar. Yani bir insan madem bir şeyle vakit geçirecek, değil mi? Vakit geçirmek diye bir şeyimiz var. Vakit geçirecek. Hiç olmasa böyle şeylerle vaktini geçirirse hem bir taraftan vaktini faydalı geçirmiş olur, fikrini bilmediği şeylerle beslemiş olur, diğer tarafta ise beraberinde gönlünü, ruhunu inşa etmiş olur dediğim insan. Demek ki asıl bizim iktisatlı olabileceğimiz şeyler biraz da hayatımızı yani alışkanlıklarımızı maksatlı hale dönüştürmektir. Bunun için çok iyi bir iradeye ihtiyacımız var. Onun için takvada biz bunu biraz konuşmaya başlamıştık. Mesela la tagurrannakumul hayatid dünya ifadesi. Evet Serdar. Hocam bir fikir adamı diyor ki diyor insan diyor 5 arkadaşının ortalamasıdır diyor. Yani bulunduğumuz çevremizdeki 5 kişinin ortalamasıyız yani. Yani o insanların fikirleri, düşünceleriyle hangi paydada buluşuyorsak aslında dediğiniz gibi bizim meyillerimiz, fikirlerimiz ve düşüncelerimizin de olgunlaşması, yönelmesi onunla alakalı. Hatta Mevlana Hazretleri diyor ki diyor bülbül diyor insanı diyor güle götürür, karga ise çöplüğe götürür diyor. Onun için dediğiniz çok önemli. Yani bugün yaptığımız davranışların ve hareketlerin aslında baktığımızda etrafımızdaki insanlardan etkilendiğimiz çok önemli bir hakikat. Ben onu biraz daha geliştirip şöyle söylüyorum. Diyorum ki bir günde sosyal medyada veya internette girip takip etmiş olduğun sitelerin ortalamasısın. Şöyle bir bakman lazım. Yani o aslında çok kolay bir şey. Geçmişe baktığınızda şeyden girdiğinizde tarama motorlarından mesela bir gündeki geçmişine şöyle bir baksan, geçmiş açtığın sayfalara bir baksan, ayrıca ekran süresi var mesela, ne kadar vakit geçirmişsin, bunlara da bakmak mümkün. Bunlar çok objektif şeyler. Bunlar bizim aynamız. Kim olduğumuzu oradan görebiliriz. Yani ben neyim, ben buyum diye çok net görebiliriz. Çok enteresan tabii, iktisatsız hayatlar her geçen günüyle geçen hayattan en kıymetli hazineden zarar etmek anlamına geliyor. Çünkü ne kadar ömrümüz olduğunu bilmiyoruz ki, ne kadar kaldığını bilmiyoruz ki. Yani o ömrün ne kadarını nerede tükettiğimizden hesaba çekileceğimiz bir ahiret ve bir hesap günü var. İşte hesap gününün şey, eskiden olsaydı bunun hesabını tutamayabilirdik ama şimdi bunun hesabını tutabiliriz yani. Özellikle internet kullananlar için, cep telefonu kullananlar için söylüyorum. Şimdi mesela bugün izleyicilerimiz şöyle baksınlar, bu şeyle de mukayese ediyorum ben bunu. Hani kaç adım yürümüşüm, ne kadar kalori yakmışım diye bakabiliyorsunuz ya. Öyle şeyler de var, uygulamalar da var. Şöyle bir uygulama da yapılabilir. Yani manevi diyetinizde ne kadar kalori aldınız, ne kadar zararlı şeyler aldınız, ne kadar sizi ilgilendirmeyen şeyler aldınız. Bir ara ben kendi nefsimde tecrübe ettim. Dedim ki şöyle elim cep telefonla gayri ihtiyari gittiğinde şöyle bir soru soracağım. Şu anda ben ne yapıyorum? Neye bakacağım? Gazeteye bakacağım. Kaç dakika evvel bakmıştım gazeteye? Yani işte 15 dakika evvel bakmıştım veya yarım saat evvel bakmıştım. Ne olmuş olabilir? Ne değişmiş olabilir yani? Veya değişse benim yapabileceğim şey nedir yani? Ben bir fert olarak neyi değiştirebilirim? Dünya politikasında, şurada, burada. Dedim ki şöyle bir şey yapayım. İşte WhatsApp'ta mesela ben kendim WhatsApp'taki bütün şeyleri sessize alıyorum yani. Çünkü o kadar çok meşgul ediyor ki insanı. Birisinden dıt diye bir şey geliyor, alıyorsunuz, ona bakacağım derken ötekine bakıyorsunuz, oradan bir yere tıklıyorsunuz, oradan öteki yere tıklıyorsunuz. O bir baktınız ki kontrol sizden çıkmış artık, başka bir yere gitmişsiniz. Ha, bunun yerine dedim ki öyle bir şey olduğunda müthiş imkanlar var. Her türlü kitabı indirebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Bunun yerine dedim bu sadece gazeteye bakma isteğiyle telefonu elime aldığımda gazete yerine
bir kitaptan okuyacağım. Kaç dakika? Şu kadar. Emin olun bir günde, sonra bir baktım ki yeküm miktarda bir şey okumuşum. Sahife okumuşum. Yani çok bariz şeyler bunlar. Yani bu alışkanlıkları değiştirdiğimiz takdirde iktisatlı yaşamış oluruz. Geldiğimiz nokta şu oldu tabii. Yani iktisat artık az para harcamaktan falan çıktı. Yani iktisat tümüyle, bütün hayatımda bir maksadım var ve elimde bir sermayem var. Bu sermayeye uygun maksatlı bir hayat yaşamak ve kar eden bir tüccar olmak. Yani bu hayat sermayesini kara dönüştürebilen bir gerçek tüccar. Ben buna gerçek tüccar diyorum. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Tam ticaret, en büyük ticaret ayeti budur diye. Tabii bu üstadın bir mukayesesi var bu şeyde, Batı medeniyeti ile İslam medeniyetinin mukayesi de denilebilir burada. Diyor ki medeniyete hazıra felsefesi ile hayat-ı içtimai beşeriyede nokta istinadı kuvvet kabul eder, hedefi menfaat bilir, düstur hayatı cidal tanır, cemaatlerin raptası, unsuriyet ve menfi milliyeti, buraları geçiyorum, oraların üstünde durmayacağım. Asıl şunu söylüyor, gayesi hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyit etmek için bazı lehviyattır. Lehviyatın tanımı var burada. Ne yapar lehviyat? Lehviyat, Kur'an-ı Kerim'de çok hoş bir yerde geçiyor. O da şu, رِجَالٌ لَا تُنْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Öyle adam ki bunlar, onları لَا تُنْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Ne bir ticaret, ne bir alışveriş Allah'ın zikrinden eğlendirerek alıkoymaz. Lehviyat kelimesinin Arapça kök manasına baktığımızda kişiyi aşağıya doğru çeken şey demektir. Aşağıya doğru çeker insanı. Yani insanlık mertebesinden aşağıya doğru götüren bir şeydir lehviyat insanı. Bir de lehviyat kelimesi eğlendirerek asli vazifesinden uzaklaştıran şey demektir. İki tane kötü anlamı var. Eğlendiriyor ama kişiyi asıl meşguliyetinden uzaklaştırıyor. Bunu daha anlaşılır kılmak için şöyle bir şey verilir, örnek verilir. Mesela diyelim ki evde hasta var, acil. Çocuğa dediniz ki koş dışarıdan git, hemen şu ilacı al getir dediniz veya suyu al getir dediniz. Çocuk dışarıya çıktı, kapıdan bir baktı ki arkadaşları oynuyor. Gel bizden oyna dediler, o da oynamaya başladı, içeride hasta hayatını kaybetti. Bunun adı nedir? Bunun adı lehviyattır. Yani dışarıda eğlenceye daldı, içerideki asli hayatı, vazifeyi unuttu. Dolayısıyla bir insan eğer böyle eğlence şu bu vesaireyle hayatını geçiriyor bütün gününü, mesela bir gün geçiyor, yani bir gün bizim için hayati bir şeydir, 24 saat veya işte diyelim ki uykuyu çıkarttınız 16 saat. 16 saati neyle geçirdik yani? Öldürdüysek, adı öldürmekse bunun, lehviyattır bu. Dolayısıyla hayati bir şeyi kaybettik demektir. Üstad diyor ki Batı medeniyeti, yani burada medeniyete hazıra dediği Batı medeniyeti, gayesi şudur diyor, hevasat-ı nefsaniyeyi tatmin. Bu mümkün müdür acaba? İnsanın nefsinin arzu ve isteklerini tatmin etmek mümkün müdür? Mümkün değildir. Onun için medeniyete hazıra insanları mutlu etmiyor. İnsanları mutluluğa götürmüyor. Çünkü yanlış bir yolda. Yani tatmini mümkün olmayan şeylerin tatminini vaat ediyor. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. İkincisi, hacat-ı beşeriyeyi tezyid etmek. İnsanın ihtiyaçlarını arttırmak. Hakikaten o kadar kötü bir şeye doğru gidiyoruz ki, sürece doğru gidiyoruz ki, yani o kadar çok ihtiyaç arttı ki, insan bir bakıyor ki, yani hakikaten de bir yere geliyorsunuz, diyorsunuz ki, kabullenilmiş bir, şartlanmış bir kabullenme var burada. Hakikaten o olsa yaşayamam. Yani çok rahat yaşayabilirsin aslında yani. Ama sanki bu hacat-ı zaruriye gibi algılanıyor. Halbuki bunların hiçbirisi hacat-ı zaruriye değil. Bunun kalbi karşılığında diyor ki işte medeniyet-i hazıra bu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine, yüzde yirmisine bir nevi suri saadet verip, sureten bir saadet verip, seksenini rahatsızlığa, sefalete,
şey yapmıştır, atmıştır. Peki bunun karşısında hikmeti Kur'aniye, yani Kur'an'ın hikmetiyle, ki ben bunun karşılığında diyorum, Kur'an'ın bize öğrettiği iktisat ile yaşamak. Yani hayatını gerçek gayesine odaklamış, bu odakla yaşayan bir insan neyle karşı karşıya kalır? Bu İslam medeniyetinin bize gaye olarak tespit ettiği şey, iktisadımızın ortasına koyacağımız şey nedir? Hevesat-ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekmek. Ne demek bu? Bak, biri kamçılıyor, sürekli orayı tahrik ediyor ve mümkün olmayan bir şeye sürüklüyor bizi. Diğeri ise hevesat-ı nefsaniyeyi kabul ediyor, bunun meşru ve gayri meşru olduğunu itiraf ediyor, nameşru olanlara set çekiyor. Nameşru olanlara. Şimdi bir Müslümanın hayatının işleyişi şöyle olur. Haram nedir? Helal nedir? Şüpheliler nelerdir? Haramdan şiddetle kaçar, hayra şiddetle yönelir, şüpheli olanlardan da uzak durur. Bu önemli. Peki israf nedir? İsraf emre itaatsizliktir. Ve la tusrifu, külü veşrabu ve la tusrifu. Araf suresi 31. ayet-i kerime. Hatta ben bunu şey yapıyorum böyle, 7-24 diyorlar ya, bu da 7-31. Yani Araf suresi 31. ayet-i kerime düstur olmalı. Külü veşrabu ve la tusrifu. Ve la tusrifu ifadesi bize şunu gösteriyor ki bir nehi var burada. Nehiye itaatsizlik haram dediğimiz şeye yakın bir şeydir. Yani israf eden bir insan emre itaatsizlik göstermiş olur. Demek ki İslam medeniyetine tabi olmuş olsak, Kur'an'ın hikmetinin beşinden gitmiş olsak, Kur'an hikmeti bize diyor ki evet, senin hevesat-ı nefsaniyen var ama bunun meşru olanları var, nameşru olanları var. Çok hoşuma giden bir şey var. Aslında bu bizim hazları ertelememiz için vardır. Yani insanın arzu ve istekleri var ama biz her istediğimizi yapmak gibi bir varlık değiliz. Bugün tam tersi. Neyi istiyorsam elde edeceğim. Hayır. Asıl arzu ve isteklerini genleyebilmek için sana bir irade verilmiş. Seni insan kılan şey budur. Hazlarını filtreleyeceksin. Yeri geldiği zaman öteleyeceksin. Çok hoş bir psikiyatristten dinlemiştim. Kim olduğunu şu anda hatırlamıyorum. O diyordu ki hazları ertelemeyi çocuklarına öğretemeyenler ahiret için dünyadan vazgeçmeyi öğretemezler diyordu. Çünkü ahiret ertelemek demektir. Yani sen meşru dairede kal, Allah Teala sana ahirette çok daha güzelini verecek. Şimdi bu bizim bir inanç esasımız. Ama normal bir çocuğuna istediği her şeyi veren, istediği her şeyi alan, aman çocuğumuz şöyle olmasın, aman böyle etmesin diye bütün arzularını meşru, gayrimeşru ayırt etse bile, ya bunu sonraya erteleyelim, şu anda buna ihtiyacımız yok veya bu an elimizde olsa bile bunu yapmamız doğru değil, israftır diyebilir, erteleyebiliyorsa, o zaman çocuğuna dünyada yapma bunları, ahirette karşılığında şunu alacaksın dedirtebilir ve bunu öğretebilir. Evet. O halde İslam medeniyeti bize birincisi hevesat-ı nefsaniyemizin olduğunu ama bunun gayrimeşru ve meşrularının olduğunu ve bizim buna set çekmemiz gerektiğini öğretiyor. Evet var ama bana uygun değil. Evet var ama bize uygun değil. Var, bizim bunu karşı irademizle davranıp kontrol etmemiz gerekiyor demeyi gerektiriyor. Sonra ikinci kısmı şu, maaliyata da teşvik eder. Bu malayaniyat değil, maaliyat, yani yüceliklere, âli şeylere ise teşvik eder. Şimdi en fazla ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu. Hedefte ne var? Mesela düşünün, bütün maruz kaldığımız sosyal medya, bütün reklamlar, oturmalarımız, konuşmalarımız, bütün ilişki sistemlerimiz bizde neyi tahrik ediyor? Ruh dünyamızı,
ruh dünyamızdaki zenginlikleri, maneviyatımızı, bizim yücelebileceğimiz mertebeleri, mesela şimdi diyelim ki üstadın yanında yaşayan, Said Nursi'nin yanında yaşayan talebeleri, ilk abiler, ne görüyorlar acaba üstadın hayatında? Üstadın yanında bulundukça dünyaya ait zevkleri mi artıyor? Yoksa manevi o dereceleri, ondaki zevkleri, namaz kılmadaki o lezzeti, o huşuyu, bir evrad-ı ezkardaki o lezzeti, o duyguyu, kalp dünyasındaki zenginliği, bunu mu görüyorlar? Bunu görmüyorlar tabii ki. Yani bugün nazara vermemiz gereken insanın maaliyatıdır. Yani o yücelikleri hissettirmektir. İnsan bunları görse, bunları yaşasa, bunlarla meşgul olmuş olsa, o zaman nesi artmış olur? Maaliyatı. Hissiyat-ı ulviyesini diyor, tatmin etmektir ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk etmektir. Böyle olunca ne olmuş olur? Eksenisi insanın mutlu hale gelmiş olur. Hem kendisi mutlu olur, hem de etrafındaki insanları mutlu edebilir. Aksi takdirde ise ancak işte %20'sinin mutlu olması, o da sureten mutlu olması söz konusudur diyor. Çok güzel bir yer burası. Yani lehviyatın ne olduğunu ve ikisinin mukayese açısından bize bir örnek gösteriyor. Evet hocam. Hocam aslında Ramazan ayı boyunca biz dört ayaklı bir hakikatten, anlamdan, manadan bahsettik. Yani biz beşer olarak hayatımızı hem takvaya, hem ihsana, hem ihlasa, hem iktisada oturtturursak ve bunun çerçevesinde bir hayat yaşarsak aslında gerçekten güzel bir istikamette olan bir hayatımızdan bahsetmeye çalıştık gibi görüyoruz. Evet, evet. Yani bu dördünü tabii oralarına buralarına dokunduk, zaman zaman birbirlerine tedahül etti. Çünkü bunların dördünü zaten bunun için konuşuyorduk. Ama kendimizi keşfetmek, eksikliklerimizi görmek, kendimizi yenilemek açısından baktığımızda dört önemli kavram üzerinden şöyle bir hayatımızın röntgenini çekmeye çalıştık, yenilenmeye çalıştık. Bu açıdan takvaydı, ihsandı, ihlastı ve iktisattı. Hem ferdi hayatımızda hem de toplumsal hayatımızda inşallah bize hem bu dünyada mutlu olmayı hem de ahirette mutlu olmayı sağlayacaktır. Bu tabii iktisat meselesi çok boyutlu bir mesele. Ama benim kanaatim bunu en alt seviyeden başlayarak yapmak gerekiyor. Ki Ramazan orucu bu açıdan bize çok büyük bir fırsat sağlıyor. İnsan hep kendisine verilmiş olan nimetleri maksatlı bir şekilde ifrat ve tefritten uzak, verildiği doğrultuda kullanma çabası içerisinde olması gerekiyor. Ve sürekli şöyle düşünmesi gerekiyor. Bu elindeki nimetler her an bitebilir. Yani ne zaman tükeneceğini de ben bilmiyorum. O halde elimde olduğu zaman benim için çok kıymetlidir ve bunu o şekilde kullanmalıyım. Bir de hasreten tabii son program olduğu için onu vurgulamak istiyorum. Hem kendi adıma hem de dinleyenlerle paylaşmak için söylüyorum. Bu maddeye bağımlılık hakikaten tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. Ve elimizden geldiğince maddeyle mutlu olmak değil, maddeyi kontrol ederek biz ona hakim olarak mutlu olmaya çalışmalıyız. Bu zor bir şey. Yaşadığımız dönem, yaşadığımız çağ, kapitalizmin her şeyiyle hüküm ferma olduğu ve bu medeniyete hazıranın Müslüman toplumları da esir aldığı, ki en tehlikelisi bu boyutta, şu anda İslam toplumları da bir taraftan Müslümanca bir hayat yaşama rahatlığı içerisindeyken diğer tarafta fark etmeden medeniyete hazıranın bu tahakkümü altında yaşıyorlar. Bu da zehirliyor insanı. Neden zehirliyor? Çünkü pirincin içerisindeki siyah taşları fark etmek kolay oluyor. Rahatlıkla fark edebiliyorsunuz. Veya zor zamanlarda baskı dönemlerinde insan kendi kişiliğini ve kimliğini koruyabiliyor, bir duruş sergileyebiliyor. Ama rahat dönemlerinde, rehavet olduğu dönemlerde pirincin içerisindeki beyaz taş gibi insan fark etmeden dişini
kırabiliyor. Elhamdülillah bugün ülkemizde İslamiyet'i istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz. Yani eski dönemler 80'li yıllar, 60'lı yıllar, 30'lu 40'lı yıllar mukayese edildiğinde ne kadar şükretsek az, bakın şu anda televizyonda her tarafta rahatla bütün hakikatleri söyleyebiliyoruz. Herkes her şeye ulaşabiliyor. Ama bununla beraber bir tarafta da ciddi bir şekilde hücum eden bu medeniyete hazıranın içselleştirilmeleri söz konusu. Bunları fark edelim diyorum ben. Yani rahatlık dönemlerinde de irademizi daha fazla kullanalım. Yani rahatlık dönemlerinde irade daha fazla kullanılması gerekiyor. Çünkü insan rahatlıkla konfor içerisinde, rahavet içerisinde akışa kapılıp kendisini bırakıp gidebiliyor. Çocuklarımızı yetiştirmemiz gittikçe zorlaşıyor. Değerlerimizi onlara vermemiz gerekiyor. Takvayı, ihsanı, ihlası, iktisadı hem kendi fiili hayatımız ile, halimizle, örnekliğimizle hem de eğitimimizde, eğitim metodumuzda bunları öğretmemiz gerekiyor. Ve bunlarla beslenmelerini sağlamamız gerekiyor ki kendi medeniyetimizi inşa edebilelim. Yoksa medeniyetimizi inşa edemiyoruz. Benim sıkıntım bu. Yani dinimizi yaşayabileceğimiz güzel bir ortama sahibiz. Ama hayata kendi medeniyetimizi hakim kılma noktasında çok başarılı değiliz diye düşünüyorum. Rabbim inşallah yardımcımız olsun. Bu Ramazan bizim için bir vesile olsun. Daha iyi yaşayabileceğimiz bir geleceği gençlerimize, nesillerimize bırakabilmede bizleri de istihdam eylesin diyorum. Amin. Hocam Allah razı olsun. Ramazan ayı boyunca salı günlerinizi bize ayırdınız. Dört başlığı incelemeye çalıştık. Hakikatleri anlamaya çalıştık. İnşallah anlamışızdır. Hayatımıza da idrak edebilmiş olmayı Rabbim nasip eylesin. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani Ramazan akşamlarında hiç olmasa kendimle yüzleşme diyorum bunlara. Bir şey olduk, ayna tutmuş oldunuz. Ben de içimdekilerimi çok rahat bir şekilde paylaştım. Doğrusu ilk bana böyle bir program teklif edildiğinde ya ben çok müsait değilim dedim ama sohbet edeceğiz hocam dediler. Dolayısıyla ben de böyle bir hazırlık olmadan gerçekten sohbet etme imkanı buldum. Yani onun için hem sana hem de bütün emeği geçen dost yeminin her çalışanına baştan sona ben de teşekkür ediyorum. Allah Teala konuştuklarımızı yaşayabilerek huzuruna gitmeyi evvela bana sonra cümlemize nasip ve müyesser eylesin diyorum. Herkese hayırlı geceler. Amin. Kadir gecelerinizi tebrik ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim bu kazandıklarımız ile bir dahaki Ramazan'a kadar maddi manevi açıdan sağlık, sıhhat, afiyet ile yaşamayı bizlere müyesser ve muvaffak eylesin inşallah. Amin. Hocam ben de Dost TV ailesi ve kendi adıma hem Kadir gecenizi hem de inşallah bayramınızı tebrik ederiz hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Kıymetli dostlar, biz ayrılan yine sonuna, sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdiden Kadir gecenizi tebrik ederiz ve inşallah bayramınıza tebrik ederiz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.